Paşam. Matrakçı. Silme gözünün yaşını. Durma, ağla. Şimdi ağlamayacaksın da ne zaman ağlayacaksın? Evladını kaybettin. Aşkına, evladının anasına moral vermek için tuttun kendini. Yiğit adamsın paşam. Gözyaşı yiğit babaya yakışır. Hatunların yanında ağlamayı yasak etmişiz kendimize. Şimdi koyver kendini paşam. Bak. Bu bahçede çocukların oynayacak inşallah. Paşam bu da geçer ya. İnşallah. Sağ ol matrakçı be. Nefes alamadım ya. İçimin acısı aktı gitti. Leo odasında mı? Odasında paşam. Yatıyor, kalkıyor. İyi, hadi gidip bir bakalım. Paşa Hazretleri. Geçmiş olsun. Olanları duydum. Evimi, haremimi canınızı ortaya koyarak korumuşsunuz. Sana ve Nasuh Efendi'ye şükran borcum var. Borç yok. Tanrı sizi, ailenizi korusun. Hünkârım yarın saraya gelmenizi istiyor. Şu yarım kalan resmi bitirelim artık. Şimdi iyice bir dinlenin. Sizi rahat bırakalım, öyle değil mi matrakçı? Yarın beraber gideriz saraya. Bir hayli üzgün. Teskin olması biraz vakit alacak. Ya sen? Sultanımın kederi yanında benim kederim. Erkek efkarını unutacak çok işle meşgul. Lakin anne sadece bu felaketi düşünerek yaşıyor. Zaman Pargalı. Bu hususlarda en iyi ilaç zamandır. Geçecek elbet. Leo Efendi gelmiş. Has bahçede huzurunuza kabulünü beklerim hünkârım. Pekala. Divan kapısında Venedik elçisi bekliyormuş. Ben de onunla görüşeceğim. Bakalım neler isteyecek. Ne isteyeceğini söyleyeyim ben sana. Bu isyanda en çok onların malları, depoları zarar gördü. İmdat diyecektir. Onu ödemeyeyim, bunu ödemeyeyim, vergileri ödemeyeyim. Sen bakarsın çaresine. Lakin Moşenigo'yu çok yalvartma. Kafir de olsa malları devlet-i aliyenin koruması altındadır. Reisül Küttaplık makamı hain Haydar Çelebi'nin infazı nedeniyle boştur.
Bu makama Celalzade Mustafa Çelebi'yi tayin ettim. Hayırlı olsun. Bu şerefli makama Devlet Aliye'ye layık olmak en büyük arzumdur Vezir-i Azam Hazretleri. Venedik balyozu gelmiş. Buyursun bakalım. Venedik elçisi Senyor Moşanigo. Vezir-i Azam Hazretleri, beni kabul ettiğiniz için sonsuz hürmetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz Senyor Moşanigo. Şahsınızda Venedik Cumhuriyeti Doçu Andre Gritti'yi selamlıyorum. Biliyorsunuz siz Mısır'dayken Konstantiniyye isyancı Yeniçeriler tarafından yakıldı, yıkıldı. Büyük felaket yaşadık. İsyanda Venediklerin depoları da ciddi hasar gördü. Mevzuyla ilgili malumata aizim senyor. Zararlarınız karşılanacak. Endişe buyurmayın. Siz vergilerinizi aksatmayın yeter. Zararlarınızı karşılamak bizden, vergiler sizden. Ama vergi yükünü nasıl karşılarız? Kazanç yok ki. Bütün yıl boyunca kazandığınızı ve kazanacağınızı ben bir kalemde nasıl silebilirim? Bir tek Venedik değil ki zarar gören. Kendi kullarımızın yaralarını da sarmaya çalışıyoruz. Hazine bunu kaldıramaz. İbrahim Paşa Hazretleri ayrıca bir husus daha vardı. Dinliyorum. Doçumuz Andrea Gritti'nin oğlu Signor Alvise Gritti'yi sizinle tanıştırmak isterim. Kendisi burada iş yapan en önemli tüccarlarımızdan biridir. Venedik'ten yeni döndü. Elbette. Münasip bir vakitte tanışmak isterim. Hepsi çok güzel. Sadıka. Söyle hepsini daireme çıkarsınlar. Sultan Süleyman Hazretleri. Hatice. Evine döndün, iyi misin? Yüzüne renk gelmiş sonunda. Hünkârım, şeref verdiniz. Siz gelince elbet yüzüm gözüm parlar. Paşa, seninle Mısır'da yaptıklarını tafsilatı konuşmadık henüz. Anlat bakalım. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Mısır'da yeni bir kanunname hazırlatıp uygulamaya koydum hünkârım. Önümüzdeki sene itibariyle Mısır eyaletinin harcamalarından artan 500 bin altın irsaliye olarak gönderilecek. Bu gönderilen irsaliye Cebri Humayun harçlı olarak sizin özel hazinenize ayrıldı. Âlâ. Bu Mısır bahsine bile ara döneriz. Venedik balyosu ne dedi? Ne istedi? Çok mu ağladı? Tam tahmin ettiğiniz gibi. Tüccarların uğradığı zararlardan bahsettik. Hepsinin karşılanacağını söyleyince rahatladı. Lakin vergilerden kaçış olmayacağını tebliğ edince yüzü düştü tabii. Velhasıl size teşekkürlerini iletti ve gitti. Sen de az zalim tüccar değilsin Pargalı. Görüşmemiz sırasında elçi bir tüccardan bahsetti hünkârım. Alevize Gritti. Size bu soy ismi kimi hatırlatıyor hünkârım? Venedik Doçu Andrea Gritti. Aynı sülaleden mi? Öz be öz oğlu. Bizim limanlarımızda büyük depolar işletiyormuş. Venedik Doçu'nun oğlu burada yaşıyor ve bizim haberimiz mi yok? Babası 25-30 sene evvel burada balyozmuş. Bir Rum dilbere aşık olmuş. Alevize Gritti bu Rum kadından. Çocukluğu burada ve Venedik'te geçmiş. Zaman sonra babası kral olunca Venedik'teki kardeşleri onu yok saymışlar, uzak tutmuşlar. Katolik nikahlı analarını korumuşlar ve onu reddetmişler. Bu şahsiyetle muhakkak tanışalım Pargalı. Bu baba oğlun arasına bir de biz girelim bakalım.
Hünkârım, size yemek hazırlattım. Birlikte yiyelim. Ve bu gece bizi bırakmayın. Sizi ağırlama şerefine nail edin. Burada kalın. Sabah da sizi görme saadetini bahşedin. Yemek istemem, meyve kâfidir. Sen istersin de ben kalmaz mıyım Hatice'm? Kendimi bu saadetten mahrum eder miyim? Hünkârım, bizi mesut ettiniz. Saraya haber verelim de sizi beklemesinler. Hemen dairenizi hazırlatıyorum hünkârım. Validem bu geceyi kıskanacak. Ben neden yoktum diyecek. Çekilebilirsin. Hünkârımız gece bizimle kaldı. Kırmadı beni. Bugün ne güzel başladı. O daireyi her daim hazır tutalım. Hünkârımız geldiğinde kalabilsin. Sadıkayı tembihlerim ben. İbrahim, bir sıkıntın mı var? Gece de yatakta döndün durdun. Hayli mühim işlerim var sultanım. Saraya gitmem lazım. Erken gel ama. Özlüyorum seni. Sadık Hatun'u çağırın bana. Arka bahçeye gelsin. Paşa Hazretleri. Da kalacak. Bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Paşam ben. Sen beni anladın mı? Merak etme, bu aramızda bir sır. Zamanı geldiğinde bu saraydan telli duvaklı bir gelin olarak ayrılacaksın. Sen bana emanetsin.
için Tansu Efendi çok zor. Merak etme, kısa sürede sen de erbabı olursun. Kolay gelsin efendiler. Vezir Azam Hazretleri. Estağfurullah, estağfurullah. Rahatsız olmayın lütfen. Şeref verdiniz Nakkaşhanemize. Ahmet Çelebi. Atakçı. Eyle efendi. Sevdin mi burasını? Burada çok büyük ustalar vardır. Bu alemin yıldızları onlar. Çok şanslısın. Evet paşam, sağ olun. Paşam, Leo yakında her şeyi öğrenir bu hocalar sayesinde. Nakış, minyatür, sonra da bize ekmeğimizden eder. Leo, senden bir şey isteyeceğim. Buyurun paşam. Bana bir kuş çizmeni istiyorum. Tek bir kuş. Simurg. Sen bana çiz ki ben de onun broşunu yaptırayım. Anladım paşam. Emir başüstü. Bana biraz vakit ver. Fazla vaktin yok. Atakçığım. Mehmet Çelebi. Kolay gelsin efendiler. Burası Nakkaşhane. Burada bir düzen vardır. Buraya nasıl girdiğin hiç mühim değil. Sen de o düzene uyacaksın. Ve benden emir alacaksın. Hünkârım, Leon Akkaşhane'de çalışmaya başladı. Az önce ziyaret ettim. Hala. Çalışsın bakalım. Bizden de bir şeyler öğrensin. Hünkârım, Ayaz Paşa huzurunuza çıkmak ister. Hayırdır? Neymiş bu mühim mesele paşa? Ferhat Paşa hünkârım. Semendere'de de kendi düzenini kurduğu yönünde şikayet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Aslı astarı nedir, araştırdınız mı? Bu husustaki hassasiyetinizi iyi bildiğimden huzurunuza gelmeden önce gerekli tahkikatı yaptım. Ne yazık ki şikayetler yersiz değil. Başka bir mevzu var mı? Yok hünkârım. Çekilebilirsin. Ne diyorsun İbrahim Paşa? Bu kaçıncı vukuat? Hünkârım, arzu ederseniz ben de bir tahkik... Lüzum yok. Nus ile yola gelmeyene etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Yarın divanı topla. Bu mevzuyla alakadar olun. Bir de Ferhat Paşa'dan şikayeti olan bir kulumu getirtip dinleyin. Endişe buyurmayın. Gerekli hassasiyeti göstereceğim.